Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. 2021 ehliyet sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar, Banco Motor'dan çıkacak şekil sorularımız %100 sizlere de çıkacak. Artık bundan böyle motorda çıkacak şekil sorularını kaçırmayacaksınız. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Kanalımıza mutlaka abone olup arkadaşlar daha önce atmış olduğum sorularda çözebilirsiniz. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Göstergeler çok çok önemli şekillerde biliyorsunuz. Göstergeler taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren sesli veya ibreli uyarıların toplandığı bölüme göstergeler diyoruz arkadaşlar. 2021'de e-sınavda en çok çıkan gösterge işaretlerini aldım. Hız göstergesi, devir göstergesi, hararet göstergesi, yakıt göstergesi, şarj göstergesi, yağlanması, kısa farlar, uzun farlar, sis farı, park lambası, arka cam rezistansı, balata, el freni, dörtlü flaşörler, hararet göstergesi, dörtlü flaşör, sağ ve sol sinyal, yakıt lambası, cam suyu lambası en çok kullanılan gösterge işaretleri. Çok çok önemli motordan çıkan, araç tekniğinden çıkan sorular arkadaşlar. Şimdi sık sık sorulan sorulara geçiyoruz. Birinci sorumuzdan itibaren başlıyorum. Şekilde soru işareti ile gösterilen ve motorun çalışması için ilk hareketi sağlayan parça hangisidir? Bakın arkadaşlar, soru işaretimizin olduğu nokta. A. Alternatör, B. Fan motoru, C. Marş motoru, C. Silecek motoru. Soru işaretinin olduğu yeri soruyor. Sınavlarda sık sık sorulan sorulardan birisi arkadaşlar. Marş motorunu sorulmuş, cevap C seçeneğidir. İkinci sorumuz yine sık sık sınavlarda sorulan sorulardan birisi. Aşağıdaki lambalardan hangisi yanması motorun hemen durdurulmasını gerektirir? Evet. Arkadaşlar bakın, burada şekilde sorulan şarj lambası, park lambası, sol sinyal, sağ sinyal. Neyi sormuşlar? Akü değil mi? Akü. Akü şarj lambası. Evet. Cevabımız Adana seçeneğidir. Üçüncü sorumuz yine sınavlarda sık sık gelen sorulardan birisi. Şekilde soru işaretiyle gösterilen, bakın soru işaretimizin olduğu nokta ve yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri en aza indirmek üzere tasarlanmış olan sistem aşağıdakilerden hangisidir? A. Şarj sistemi, B. Soğutma sistemi, C. Direksiyon sistemi, D. Süspansiyon sistemi. Evet. Bakın arkadaşlar, yaylar değil mi? Bakın yaylar, yaylar, salınımlar ne titreşimleri ne yapıyor? Önlüyor değil mi? Süspansiyon. Evet. Süspansiyonları, titreşimleri, yolun yapısından kaynaklanan engelleri ne yapıyor? Aza indiriyor. Denizli seçeneği doğru cevabımız. Dördüncü sorumuz. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? Evet, göstergelerden yine sık sık sorulan sorulardan birisi. A. El freninin çekili olduğunu, B. Yağ basıncının çok düştüğünü, C. Motor hararetinin çok yükseldiğini, D. Şarj sisteminde bir arıza olduğunu. Evet arkadaşlar, şekilde gösterge panelinde yandığı zaman nedir? El freninin çekili unutulduğunu bize bildirir. Adana seçeneği doğru cevabımız. Beşinci soruya bakalım. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? A. Karterdeki yağ miktarını, B. Depodaki yakıt miktarını, C. Soğutma suyu sıcaklığını, D. Radyatördeki su seviyesini. Evet, yine sık sık sorulan sorulardan birisi. Bakın arkadaşlar, burada gösterge panelinde
gördüğümüzde hararet göstergesini değil mi bize bildiriyor. Burada bize neyi belirtir, bildirir dediğine göre soğutma suyu sıcaklığının yükseldiğini bize bildirir. Yani cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Hemen 6. sorumuza geçelim. 6. sorumuz yağla ilgili sorulan bir soru. Yağ göstergesi. Seyir halindeyken gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A. Araç ışıkları açılıp kapatılmalıdır. B. Hız azaltılarak sürüşe devam edilmelidir. C. Dörtlü ikaz lambaları yakılarak yola devam edilmelidir. D. Araç güvenli bir şekilde durdurulmalı ve aracın kontağı kapatılmalıdır. Evet, gösterge panelinde yağ göstergesi yandığında ne yapmanız gerekiyordu arkadaşlar? Şarj göstergesi, yağ lambası ve hararet lambası yandığında araç güvenli bir şekilde durdurulmalı, aracın kontağı kapatılmalıdır ve soruna bakılmalıdır. Denizli seçeneği doğru cevabımız. Yedinci sorumuza bakalım. Şekilde soru işaretiyle gösterilen, bakın soru işaretiyle gösterilen kapaktan motora ne konulur? A. Antifriz, B. Motor yağı, C. Fren hidroliği, D. Motor soğutma suyu. Evet arkadaşlar, motor yağı motorun üst kapağından konur. Değiştirme anında da alt kısmında boşaltılır. Burada bize motor yağını sormuşlar. Bakın Bursa seçeneği doğru cevabımız. 8. soruya geçmeden önce güç aktarma organlarından bahsedeyim sizlere. Güç aktarma organlarından sınavlarınızda %100 geliyor. Mutlaka tekrarlamanız çok çok önemli. Bakın, güç aktarma organları arkadaşlar, motordan başlıyoruz. Vites kutusu, şaft, diferansiyel, aks ve tekerleklerden oluşuyor sıralama. Sınavlarda sık sık soruluyor. Şaftın olduğu yere soru işareti konuyor. Buraya ne gelmelidir? Şaft, aksın olduğu yere soru işareti konabilir. Diferansiyelin olduğu yer, vites kutusunun olduğu yer şeklinde soru işaretinin olduğu yere ne gelir? Ya da motorun olduğu yere soru işareti konur. Ve buraya ne gelmelidir şeklinde sorular geliyor. Buraya da dikkat etmekte fayda var. Evet, hemen geçiyorum. Evet, bakın güç aktarma organlarıyla ilgili gelen ve sık sık sorulan sorulardan birisi. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organının adı nedir? Evet arkadaşlar, soru işaretinin olduğu noktamız burası. Diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organının adını sormuş. Volan, aks, kavrama, vites kutusu. Evet. Buraya ne gelmelidir? Tabii ki aks gelmelidir. Evet. Şafttan aldığı hareketi, bakın, vites kutusundan aldığı hareketi diferansiyeli ileten şaft. Şafttan aldığı hareketi diferansiyel ne yapıyor? Akslar kanalıyla nereye iletiyor arkadaşlar? Tekerleklere ileten de akstır. Evet. Bursa seçeneği doğru cevap. 9. sorumuza bakalım. Araçta yanmış bir sigortayı daha yüksek amperli bir sigortayla değiştirmek ya da telle sarmak aşağıdakilerden hangisine neden olabilir? A. Bujinin daha iyi ateşlemesine, B. Farların daha canlı yanmasına, C. Akünün daha çabuk bitmesine, D. Elektrik tesisatının yanmasına. Tabi arkadaşlar, burada araçta yanmış bir sigortayı daha yüksek bir amperli sigortayla değiştirirsek, telle sararsak elektrik tesisatının yanmasına sebep olabiliriz. Evet, Denizli seçeneği doğru cevap. 10. soruya bakalım. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? A. Lastik basıncının düşük olduğunu, B. El freninin çekili olduğunu, C. Sis lambalarının yandığını, D. Fren balatalarının bittiğini.
Evet, gösterge panelinde bakın uyarı lambası yanıyorsa demek ki fren balataları bitmek üzere olduğunu bize bildirir. Cevap D seçeneğidir. 10. soru. 11. sorumuz. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? A. Motor kaputunun tam kapanmadığını. B. Lastik hava basıncının düşük olduğunu. C. Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini. D. Fren balatalarının görevini tam yapmadığını. Evet arkadaşlar, şekil gösterge panelinde yandığında neyi bize bildiriyor? Lastik hava basıncının düşük olduğunu bize gösteriyor. Cevabımız Bursa seçeneğidir. 12. sorumuza geçelim. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? Bakın, gösterge aracın hızını, B yakıt miktarını, C motor sıcaklığını, D motor devir sayısını. Burada bakın arkadaşlar, neyi bildiriyor? Aracın hızını, değil mi? 260'a kadar çıkabileceğini burada bize bildiriyor. Tabii ki biz asla ve asla bu çizgiyi yukarı geçmiyoruz, değil mi arkadaşlar? Otoyollarda en yüksek hız sınırı otomobildir. Bakın otomobil. Otomobil kaçla gidiyor? 120 ile gidiyor. Evet. Otomobil 120. 120 yukarı geçmiyoruz. Aracın hızını bize bildiriyor. 13. sorumuza bakalım. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? A. Araçta elektrikli koltuk sisteminin bulunduğunu. B. Yakıt deposu kapağının doğru kapatılmadığını. C. Emniyet kemerinin takılı olmadığını. C. Hava yastığı sisteminde bir arıza olduğunu. Evet, burada arkadaşlar emniyet kemerinin takılı olmadığını bize bildiriyor. Lütfen aracınızı çalıştırmadan ya da çalıştırdıktan sonra, hareket etmeden önce mutlaka emniyet kemerimizi takalım. Sonra harekete geçelim. 14. sorumuza geçelim. Resimde görülen seyir halindeki aracın arkasındaki kırmızı lambaların yanması. Bakın, kırmızı lambaların yanması. Trafikte diğer sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Aracın sola döneceğini. B. Aracın sağa döneceğini. C. Araçta frenleme yapıldığını. D. Aracın geri gelmekte olduğunu. Evet arkadaşlar, burada kırmızı lambaların yanması neyi bildirir bize? Tabii ki frene basıldın, değil mi? Frene. Frene bastığınız anda aracın arkasında lambaların kırmızı yandığını sürücülere bildiriyor. Ceyhan seçeneği doğru cevabımız. 15. sorumuz. Şekilde soru işaretiyle gösterilen motor soğutma sistemi parçasının adı nedir? Evet. Soru işaretinin olduğu noktaya bakalım. A. Kayış. B. Radyatör. C. Soğutma fanı. D. Alternatör. Evet. Evet. Soru işaretinin olduğu yere ne gelir diyor bakın arkadaşlar. Burada tabii ki nedir? Soğutma fanından bahsetmiş, değil mi arkadaşlar? Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 15. soru. 16. sorumuza geçelim. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? A. Aracın hızını. B. Yakıt miktarını. C. Motor sıcaklığını. D. Motor devir sayısını. Şekildeki gösterge motorun bir dakikadaki dönüş sayısını gösteriyor. Arkadaşlar, araçlar devrini aldıktan sonra vites yükseltilir. Aracı sürerken bu kısımdan devrine bakılır. Yani burada devirden bahsediyor bakın. Evet.
motorun devrini, devir sayısını. Tabii ki biz yolun durumuna göre aracımızı en yüksek viteste kullanırsak arkadaşlar devirli bir şekilde aracımız o oranda az yakıt yakar. 16. sorumuzun cevabı Denizli seçeneğidir. Motor devir sayısını bize gösterir. Evet, bildirir. 17. sorumuza geçelim. Motor çalışırken aracın gösterge panelinde hangisinin yanması şarj sisteminin çalışmadığını gösterir? Evet, şarj sistemini sormuşlar bize. Bakalım Adana seçeneğinde fren balatalarını bitmek üzere olduğunu, Bursa seçeneğinde el freni çekili olduğunu, Ceyhan seçeneğinde şarj sistemi, Denizli seçeneğinde ise yağ lambasının yandığını bize bildiriyor. Tabii ki şarj sistemi Ceyhan seçeneğinde verilmiş doğru cevap. 18. sorumuz yine önemli bir soru. Şekildeki araç güç aktarma organlarının adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Evet, 1, 2, 3 de hangileri verilmiş arkadaşlar? Şaft, diferansiyel, aks. Şaft, aks, diferansiyel, aks, diferansiyel, şaft, diferansiyel, aks ve şaft şeklinde verilmiş. Tabii arkadaşlar, öncelikle bakın birin olduğu yere ne gelir? Birin olduğu yere vites kutusundan aldığı hareketi diferansiyele bakın. 2'nin olduğu yer diferansiyel. Evet bakın diferansiyel. Vites kutusundan aldığı hareketi diferansiyeli ileten arkadaşlar nedir? Şafttır değil mi? Evet. Demek ki bir şaft. Evet. Diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten de neydi arkadaşlar? Aks değil mi? Evet, burada aks. Evet, 1, 2, 3'ün olduğu yerlere ne gelir? Şaft, diferansiyel, aks. Şaft, diferansiyel, aks hangi seçeneklidir? Adana seçeneğinde doğru cevabımız verilmiş arkadaşlar. Evet, hemen 19. sorumuza geçelim. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir. Bakın arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir diyor. Adana seçeneğinde yakıt lambası, Bursa seçeneğinde sis farları, Ceyhan seçeneğinde arka cam rezistansı, Denizli seçeneğinde yağ lambası. Evet. Arkadaşlar burada da arka cam rezistansından bahsetmiş. Bakın. Tabii Ceyhan seçeneği doğru cevabımız. 20. sorumuz. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması el freninin çekili olduğunu bildirir. Evet, el freni arkadaşlar. Hangisinde el freni çekilidir? Adana seçeneği değil mi? Adana seçeneğinde el freni çekili olduğunu bize bildiriyor. Bursa seçeneğinde fren balataları, Ceyhan seçeneğinde yakıt göstergesi, Denizli seçeneğinde de şarj göstergesinin yandığını bize bildiriyor. 21. sorumuza bakalım. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki göstergenin mavi renkte yanması sürücüye neyi bildirir? Evet arkadaşlar, göstergelerle ilgili trafikte ve motorda sınavda soru geliyor. Biliyorsunuz ki kısa farlar 25 metre, uzun farlar 100 metre ileriyi aydınlatacak şekilde olmalıdır. Uzun farlar yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken yakılır ve uzun farlar yandığında gösterge panelinde mavi ışık yanar. Evet. Mavi ışık bakın burada uzun farların yandığını Bursa seçeneğinde gösteriyor. Adana seçeneğinde park lambası, Ceyhan seçeneğinde kısa farlar yeşil ışık yanar. Denizli seçeneğinde ise dörtlü flaşörün yandığını bize bildiriyor arkadaşlar. Evet. Kısa farlar nerelerde yakılır arkadaşlar? Kısa farlar yerleşim yerleri içerisinde aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde,
Araçlar yakından takip edilirken takip mesafesini korumak gerekiyor. Takip mesafesi neydi? Hızımızın yarısı. Aracın 2 saniyede kat ettiği süre bize takip mesafesini veriyor. Hemen 22. sorumuza geçelim. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sürekli yanıp sönmesi sağa dönüş sinyal lambalarının çalışıyor olduğunu bildirir? Evet. Seçenekleri okuyalım. Adana seçeneğinde el freninin çekili olduğunu, Bursa seçeneğinde sağa dönüş sinyal verildiğini, Ceyhan seçeneğinde sola sinyal, Denizli seçeneğinde ise kısa farların yandığını bize bildiriyor. Bize sorulan sağa dönüş sinyal lambalarının çalışıyor olduğunu gösteren hangisidir soruluyor. Bursa seçeneği doğru cevap. 23. sorumuz, aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? A. Motor yağ basıncını, B. Fren hidrolik seviyesini, C. Depodaki yakıt miktarını, D. Motor soğutma suyu sıcaklığını. Evet, burada da arkadaşlar dikkat ederseniz depodaki yakıt miktarını bize bildirir. Ceyhan seçeneği doğru cevabımız. 24. sorumuza bakalım. Seyir halinde gösterge panelindeki ışıklardan hangisinin yanması trafik kurallarına uyulması şartıyla derhal durulmasını gerektirir? Bakalım seçeneklerimize. Adana seçeneğinde park lambasının yandığını gösteriyor. Bursa seçeneğinde kısa farlar, gösterge panelinde yeşil ışık yanıyor. Ceyhan seçeneğinde hararet göstergesinin yandığını, Denizli seçeneğinde ise sis farlarının yandığını bize bildiriyor. Evet, hangisi yandığında derhal durulması gerekir? Tabii ki hararet göstergesi yandığında aracımızı derhal durdurmamız gerekiyor. 25. sorumuza geçelim arkadaşlar. Bu deneme testimizde bir de joker soru koydum arkadaşlar. 26. soru olarak. Ona da bakacağız birazdan. 25. sorumuz, dizel motorlu aracın gösterge panelinde aşağıdakilerden hangisinin yanıyor olması ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bildirir. Çok çok önemli sorular bu sorular arkadaşlar. Mutlaka hepsini çözelim. Adana seçeneğinde sis farlarını, Bursa seçeneğinde ısıtma bujilerini, Ceyhan seçeneğinde arka cam rezistansını, Denizli seçeneğinde ise uzun farların yandığını, yani mavinin yandığını bize bildiriyor. Sorulan ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bildiren hangisidir? Tabii Ceyhan seçeneğidir. Doğru cevap. Evet arkadaşlar, 25 soru burada bitti. Bir de 26. soru olarak joker soru aldım sizlere. Bundan böyle diğer ehliyet sorularımızda da joker soruyu koyacağız. Önemli bir soru. Lastik hava basıncı normal değerden az olursa hangisi olur? Evet, bakın arkadaşlar, lastikleri inceleyelim. Fazla şişirildiği zaman bakın yanlardan arkadaşlar ne oluyor? Aşınıyor değil mi? Az şişirildiği zaman ortadan aşınıyor. Bakın ortadan. Burada yanlardan arkadaşlar. Normal şişirildiği zaman ise bakın asfalta lastikler tam basıyor. Evet, burada herhangi bir şey aşınma söz konusu değil. Evet. Lastik hava basıncı normal değerden az olursa hangisi olur? Motor ısınır. Yakıt tüketimi artar. Motor yağ yakar. Yakıt tüketimi azalır. Arkadaşlar normal değerinden az ya da çok olduğu zaman konularda da anlatmıştık. Yakıt tüketimi ne yapar? Artar değil mi? Bursa seçeneği doğru cevabımız. Evet arkadaşlar, destek için beğen butonuna basıp YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. %100 kazanma garantili daha önce atmış olduğum ehliyet sınav sorularını mutlaka konularıyla birlikte değerlendirin. Motor bilgisi 2021 full anlatımlı konuları
Trafik sorularını, ilk yardım soruları, trafik adabı sorularını kaçırmayın. Hepinize sağlıklı ve kazasız günler. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. Bir sonraki 23. deneme sorularında görüşmek üzere. Hoşça kalın.